Merhaba kıymetli seyirciler. Kuvvayi İnzibatiye yahut Hilafet Ordusu çok kişinin duyduğu ama mahiyeti hakkında pek malumat sahibi olmadığı bir şey. Bu Ankara hareketini söndürmek için İstanbul hükümetinin kurduğu bir inzibat birliğidir. Bu birliğin askerleri karşı tarafa katılmıştı. Bu sebeple bir danışıklı dövüş müdür, değil midir hala münakaşa edilir. Birinci Cihan Harbi'nin mağlubiyetle bitmesi üzerine Anadolu'da yer yer eski iddiaçıların da yer aldığı bazı mukavemet hareketleri ortaya çıktı. Bu mukavemet hareketleri müttefikleri kızdırıp sulh muahedesini tehlikeye atabilirdi. Bu sebeple Sultan Vahidettin bunları kontrol altına almak istedi ve Anadolu'ya itimat ettiği iddiatçı olarak görünmeyen bir kişiyi, Mustafa Kemal Paşa'yı gönderdi. Ordu müfettişi sıfatıyla Anadolu'ya giden Mustafa Kemal Paşa görünürde Karadeniz'de Rumlara eziyet eden Türk çetelerini önlemek ama bunun arkasında işte bu Anadolu'daki mukavemet hareketlerini tek elde toplayarak iddiaçıların tekrar iktidara gelmesini engellemek misyonuyla Anadolu'ya gönderildi. Evet, Mustafa Kemal Paşa bu mukavemet hareketlerine el koydu. Bunları birleştirdi ve İstanbul'a alternatif bir hükümete dönüştürdü. Ankara merkezli bir hükümete dönüştürdü. Bunun üzerine müttefikler 16 Mart 1920 senesinde İstanbul'u resmen işgal ettiler ve son Osmanlı parlamentosunu dağıttılar. İşgal kuvvetleri 26 ve 31 Mart'ta İstanbul hükümetine birer nota verdiler. Yani iki tane nota verdiler ve Anadolu'daki askeri hareketi söndürmek üzere bir tedbir almasını istediler. O zaman Sadrazam Salih Paşa'ydı ve Anadolu hareketine taraftardı. Bu hareketin tabii bir refleks olduğunu söyledi ve işgal kuvvetlerinin bu notasını protesto etti. Buradan İngiltere Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'nın desteklendiği neticesini çıkarttı. Kriz doğdu. Salih Paşa düştü. Ferit Paşa sadrazam oldu. O tarihte henüz Anadolu'da ciddi askeri işgaller yoktu. Evet, Anadolu'nun her şehrinde müttefik askerleri vardı ama mütarekenin tatbikini kontrol etmek üzere orada idiler. Müttefik tazyikinin artacağı ve sulhün gecikeceği ve işgalin yayılacağından endişelenen hükümet Ankara hareketine karşı zamanın Şeyhülislamı Dürrizade Abdullah Efendi'den bir fetva aldı. Bu fetvayı bir hükümet beyannamesine ve padişah fermanına dönüştürerek neşretti. Bu fetva Ankara hareketinin İstanbul'a karşı bir isyan hareketi olduğunu deklare etmektedir. İşte İstanbul hükümetinde harbiye nazırı olup da sonradan Ankara'ya geçen Fevzi Çakmak'ın Ankara kürsüsünde bu fetva İngiliz süngüsü altında verilmiştir dediği fetva budur. Çakmak'ın bu sözü aslında padişahı Ankara hareketinin yanında göstererek halkın ve kafası karışık milletvekillerinin kalbini celbetmek için söylenmiş bir sözdür. Bu arada Ankara hareketinin ileri gelenleri İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi. Bu hareketin şer'i tabirle huruc ales sultan, yani meşru hükümete isyan olduğunu, bu harekete katılanların günaha girdikleri ve bunlara karşı çıkanların sevap kazanacağını beyan eden metinler gazetelerde neşredildi. İngiliz tayyareleri tarafından da Anadolu'ya dağıtıldı. Sonradan İstanbul bu hükümleri iptal etti. Ankara'ya bir cemile olmak üzere. İstanbul'un Ankara ile tavrı gitgellidir. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderen İstanbul hükümetidir. Ama git vatanı kurtar diye değil. Çünkü o zaman vatanın kurtarılacak bir hali yok. Çünkü işgal yok henüz. Git iddiaçıların tekrar iktidarı ele almasına ve mütarekenin
gecikmesini engelleyecek işleri ortadan kaldırmasına yardımcı ol. Bu sefer Kemal Paşa bunu kısmen yapmış, kısmen yapmamıştır. Bu sefer ipler gerilmiştir. Sonra Anadolu Hareketi'nin güçlenmesi üzerine ve İstanbul hükümetinin zayıf kalması üzerine İstanbul hükümeti Ankara hükümetine yaklaşmış. Yumuşak bir tavır almıştır ve bu 1927'deki zafere kadar devam etmiştir. İstanbul hükümetinin bu 1920'deki tavrı halk arasında Ankara'ya karşı reaksiyonel bir tavrı genişletti. Bunun tesiriyle pek çok ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmalar Şerkez Ethem'in tabiriyle Ankara hükümetini felce uğrattı. Yeni harekete bağlı olan Ankara müftüsü Rifat Efendi'nin mukabil fetvası bu yangını söndürmekte pek işe yaramadı. Ankara'da meclis toplanınca bu haber üzerine İngilizler tazyikini arttırdılar. Bunun üzerine İstanbul hükümeti 18 Nisan 1920'de jandarmaya benzemesi itibariyle Kuvayi İnzibatiye yani İnzibat Kuvvetleri adı verilen bir askeri birlik kurdu. Hilafet ordusu diye bilinir. 3 piyade alayından ve bir topçu taburundan müteşekkildi. 4000 kişilik mensubu vardı. Başına da Süleyman Şefik Paşa getirildi. İngilizlerin elinde esir bulunan askerlerden, Türk askerlerinden bir grup da bu orduya iştirak etti. Birlikler 1 Mayıs'ta İzmit ve Sapanca civarında karargah kurdu. Zamanla Bolu, Gerede ve Ankara kırlığına yayıldı. İngilizlerin İzmit Körfezi'nde gemileri vardı, birlikleri vardı İzmit'te. Bu benzeri birliklerin yani Kuvayi İnzibatiye birliklerinin memleketin her tarafında kurulması için yazışmalar yapıldı. Ancak çoğu yer Ankara hükümetinin kontrolünde olduğu için bu tahakkuk etmedi. Şefik Paşa işi ağırdan alıyordu. Bu sebeple karşı taraf tahkimatını güçlendirdi. Azledilerek yerine Supi Paşa tayin edildi. İşin garibi Şefik Paşa hatıralarını yazmıştır. Bu işlerden hiç bahsetmemektedir. İstanbul'da Ankara taraftarı zabitler vardı. Onlar Kuvayi İnzibatiye'ye işe yaramaz silah ve cephane gönderdiler. Bunu Hüsamettin Ertürk, son teşkilat-ı mahsusa reisi, İttihatçıların ileri gelenlerinden ve Ankara hükümetinin, Ankara hareketinin mensuplarından Hüsamettin Ertürk, iki devrim perde arkası kitabında anlatıyor. Eylül 1919'dan bu yana Biga'dan Bursa'ya kadar olan mıntıkada Ahmet Anzavur Paşa Ankara hükümetine karşı duruyordu. Adapazarı'na girdi, sonra Kandıra'ya girdi. Eskişehir üzerine yürüdü. Ancak 17 Mayıs'ta Geyve Boğazı'nda Çerkez Ethem'in birliklerine mağlup oldu. Ethem Sapanca ve Adapazarı'nda bu hadiseyle alakalı gördüklerini ne kendisine mahsus tekniklerle dehşetli cezalar verdi. Bunun üzerine diğer mıntıkalardaki isyancılar da çözüldüler. Kuvayi İnzibati'yi kontrol için bir müfettişlik kuruldu. Anadolu Fevkalade Umumi Müfettişliği kuruldu. Başına Demişir Zeki Paşa getirildi. Supi Paşa vasıtasıyla Ankara ile temasa geçti, irtibata geçti. Kuvayi Milliye'nin Müslümanların birbirini öldürmesine yol açtığını söyledi. Memleketi kurtarmak isteyen padişahı ve hükümeti müşkül vaziyete düşürdüğünü söyledi. Ankara'da kurulan hükümetin dağıtılmasını istedi. Milis birliklerinin meşru hükümete bağlanmasını istedi. Ve sulh imzalanana kadar çatışmaların durdurulmasını istedi. Bu arada Kuvayi İnzibatiye'nin kumandanı olan Supi Paşa, mıntıkadaki Kuvayi Milliye kumandanı olan arkadaşı Ali Fuat Cebesoy ile el altından anlaştı. Ali Fuat Cebesoy bunu hatıralarında anlatıyor. Ve 14 Haziran'da taarruza kalkışan Kuvayi İnzibatiye birlikleri karşı tarafa geçti. Geçemeyenler geri döndü. Birkaçı da karşı tarafa esir düştü. Mustafa Kemal Paşa, Selanik'ten arkadaşı olan Supi Paşa'ya Ankara'ya geldiğinde bu ordunun kumandanlığını niçin kabul ettiniz diye sorduğunda size yenilmek için cevabını aldı. Bu nutukta geçiyor. Avni Paşa hatıralarında diyor ki Supi Paşa silah attı, bir şey olmadı. Biz laf ettik, 150'lik sürgünler listesine girdik. İstanbul hükümeti 25 Haziran'da Kuvayi İnzibatiye'yi dağıttı. Milislerin oğluyla beraber astığı Kurmay Binbaşı Hayır Bey'in ailesine maaş bağladı. Aradaki bu tampon ortadan kalkınca Kuvayi Milliye ile İngiliz birlikleri 242. Tugay arasında ufak çapta
çatışmalar oldu ve milisler püskürtüldü. İşte bu 7 düvelden biri olan İngilizlerle yegane çarpışma bu lokal muharebelerdir. Daha 1919 senesinin yaz aylarında Sultan Vahidettin Anadolu'daki isyanı bastırmak üzere muhtemet kuvvetlerinden iki fırka teşkil edip Anadolu'ya sevk edeceğini söyleyince itilaf devletleri, mümessilleri buna müsaade etmemişlerdi. Bu mütareke şartlarına aykırıdır demişlerdi. Terhis yerine yeniden silahlandırma mı yapacağız demişlerdi. Daha sonra bu birliklerin kurulması için ertesi sene hükümete ağır tazikte bulundu İngilizler. Ancak bu birliklere destek olmadılar. Bu çok enteresandır. Eğer İngilizler bu birliklere destek olsaydı netice bambaşka olurdu. İngilizler neden Ankara hükümetini bastırmak için, Ankara hareketini bastırmak için o bir ordu kurulması hususunda İstanbul hükümetini tazik ediyor da bu hareketi bizzat kendisi yapmıyor veya yapılan harekete destek vermiyor? Bu enteresandır. Tabii İngiliz Savaş Bakanlığı, yani aslında o devirde bu coğrafyadaki işlerin esas planlayıcısı Savaş Bakanlığı'dır. Lord George falan değil. İstanbul'un şu saatten sonra Ankara'ya galebe çalacağını beklemiyordu. Şu halde İstanbul ile Ankara'nın arasını tam manasıyla açacak bir plan tatbik edilmeliydi. Ankara hareketini İstanbul'u tazyik için bir vesile olarak kullanıyorlardı. O zaman Dahiliye Nazırı olan ve Mustafa Kemal Paşa'yı Garibaldi'ye benzeterek sonunda mutlaka padişaha itaat edeceğine inandıranlardan Ahmet Reşit Bey var. Ahmet Reşit Rey, meşhur Cemal Reşit Rey'in babasıdır, Ekrem Reşit Rey'in babasıdır. Hatıralarında diyor ki, Lord George İstanbul'u işgal edip Sevr Muahidesi'ni tasdik etmeyeceği kati olan meclisi dağıttı. Bununla bunun Ankara'da toplanmasını temin etti. Bir yandan da İstanbul hükümetini Anadolu hareketini kınaması için tazyik ediyor. Şimdi hem meclisi dağıtarak Ankara'da meclis kurulmasını temin ediyor, hem de İstanbul'u Ankara'yı tazyik etmesi için, Ankara'yı kınaması için tazyik ediyor. Kınasa öyleyse bastırın bu hareketi diyecek. Asileri tedip için İzmir'deki Yunan ordusundan istifade etmesini isteyecek. Nitekim vaktiyle Macar isyanını bastırmak üzere Rusya Avusturya'ya bir ordu göndermişti. Kınamasa, yani İstanbul hükümeti kınasa Yunanlar Anadolu'ya saldıracak. Kınamasa bundan hükümeti mesul tutuyor İngilizler ve Yunanları kendileri Anadolu içine sürecek. Bu sebeple İstanbul hükümeti hem İngilizleri oyalamak hem de Anadolu'nun Yunanlılar tarafından işgalini önlemek maksadıyla Kuvvayi İnzibatiye'yi kurarak göstermelik bir tavır almıştır ama Lord George'u ikna edememiştir diyor Ahmet Reşit Bey. Anadolu Hareketi'ne katılanların çoğu milli mücadele derdinde değillerdi. Hayat mücadelesi derdindeydi. Çünkü harbin kaybedilmesi sebebiyle ve işgal sebebiyle çok sayıda memur ve asker açıkta kalmıştı. Maaş alamıyorlardı. Memuriyetleri devam etse bile vazifeleri yoktu. Bu çaresiz kişilerin Anadolu'ya geçip de yeni harekete katılmaktan başka çareleri yoktu. Aynı şey Taşla'daki memurlar için de cariydi. Ya İstanbul'a dönüp bir yere tayinlerini boş yere bekleyecekler, maaşsız sefalete duçar olacaklar ya da yeni düzende yerlerini alacaklardı. Onların çoğu da böyle yaptı. İşte bu zabit ve erlerin Ankara'ya iltihakı bazılarını da bu hareketin, yani Ankara Anadolu hareketinin bir muvazaa, bir danışıklı dövüş olduğu kanaatine sevk etmiştir. Yani İstanbul'la Ankara arasında bir danışıklı dövüş var. Görünüşte kavgalılar ama aslında bir aradalar. Ferit Paşa'nın yaveri var. Tarık Mümtaz Göztepe. 150'liklere dahil edilmiş, sürgüne gönderilmişti. 15 sene sonra af kanunuyla memlekete döndü ve gazeteciliğe başladı. O hatıralarında diyor ki, Sultan Vahidettin Mütareke Gayyası'nda diyor ki, biraz da bu bazılarını hoş göstermek için olup bitenleri biraz rötuşlu anlatıyor. Diyor ki, İtiraf devletleri, Kuvayi Milliye'yi takbih ediniz, kınayınız yollu notaya bir türlü razı olmayan İstanbul hükümetine
bu notaya bin defa rahmet okutacak sertlikte ikinci bir nota vererek Kuvayi Milliye'yi tedip ediniz, yola getiriniz deyince Sultan Bayezid'in etekleri büsbütün tutuşmuştu. Artık alev bacayı sarmıştı. Bu talihsiz Osmanlı padişahı ne yapacağını şaşırıp kalmıştı. Bugüne kadar hakkıyla aydınlatılmamış bulunan Kuvayi İnzibatiye ismindeki teşkilat, 4. damat Ferit Paşa kabinesinin binbir çaresizlik içinde giriştiği bir siyaset manevrasından doğmuştur diyor. Yine Tarık Mümtaz Bey diyor ki, bu tam manasıyla bir muvazadan ibaretti. Çünkü başta padişah olmak üzere gerek sadrazam, gerek dahiliye nazırı Reşit Bey çok iyi biliyorlardı ki İstanbul'un %99'u ve Anadolu'nun %80'i Kuvayi Milliye'ye taraftardı. Tabii Ankara'nın, Anadolu'nun her yanında çıkan onlarca isyana bakılacak olursa bu nispetin pek de doğru olmadığı anlaşılır. Kaldı ki İstanbul'un banliye hudutlarından öteye sözü ve hükmü geçmezken bir ordu vücuda getirebilmesine de imkan yoktu. Bütün bu imkansızlıklardan başka İstanbul hükümetinin elinde avucunda 10 para yoktu. Memur maaşlarını bile verecek halde değildi diyor Tarık Mümtaz Bey. Gelişi güzel bir inzibat müfrezesi teşkil etti. Bir de Kuvayi Milliye'yi takbih eden yani kötüleyen bir hükümet beyannamesi neşrolundu. Böylece itilaf kuvvetlerine karşı verilen söz yerine getirilmiş oldu ve güya bu suretle de korkulan işgal ve tehditlerin tehlikesinin önü alınmış oldu diyor Tarık Mümtaz Bey. Tabii Tarık Mümtaz Bey'in bu ifadesi Ankara ile İstanbul'un arasını bulmak isteyen bazı kesimlerin işi danışıklı dövüş olarak göstermesine sebep olmuştur. Bunu bir muvazaa olarak saymak doğru değil. Ancak İstanbul misyonunu gerçekleştirebilecek imkanlara da sahip değildi. Nitekim bizzat kendi subaylarının karşı tarafla anlaşması bu misyonu suya düşürmüştür. Hoşça kalın kıymetli seyirciler.